Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Doruk Akademi'nin e, SOLIDWORKS derslerine hoş geldiniz. Bugün radius kırma ve e, yani normalde Sketch Fillet ve Sketch Chamfer komutlarını inceleyeceğiz. E, şöyle yapalım. İlk başta bir toplayını e bir sketch açalım arkadaşlar. Sketch'imizi açtıktan sonra hemen mouse'umuzun sağ tuşunu şöyle aşağı doğru çekip bir tane corner rectangle çizelim. Hatta birkaç tane çizelim şöyle. Daha rahat anlatabilmemiz açısından. Şimdi bunları çizdikten sonra şöyle sağa basıp select diyorum. Burada arkadaşlar iki komutumuz var. Sketch fillet, sketch chamfer. Zaten görüntülerinden de belirli olacağı gibi bu radius kırma bir radius oluşturmaya benziyor. Bu da köşeyi şu şekilde kırmaya yani dik bir şekilde kırmaya yarıyor. Şimdi ee, hatta bir tane de şöyle yapalım arkadaşlar, şu merkeze de çizelim. Merkezinde önemi var çünkü bir ee, şu merkezi kırarken bir hata verecektir, onu da göstermek istiyorum. E, şimdi Sketch Fillet komutuna geldiğimizde burada Fillet parametrelerimiz, ee, Keep Constraint Corner yani kornerlerin, yani köşelerin e, Constraintleri kalsın e, Komutu var arkadaşlar bir de Dimension iç fillet yani bütün Filletlerimizin yani bütün kırdığımız e, Radiusların e, Dimensionlarının gösterilmesi e, Sekmanı arkadaşlar bu da Şimdi ilk başta bunlar yokken şöyle bir Bir köşeye Gelip arkadaşlar mesela 5 mm kırmak istiyorum filletimi buraya Yazıyorum parametresine buraya Gelip o köşeye geldiğimde gördüğünüz Gibi bir turuncu bir yapı ortaya Çıkıyor zaten filleti burada radyosu kendiliğinden SolidWorks kırıyor. Üzerine mouse'un sol tuşuyla bir defa tıklayıp gelip OK dediğimde direkt kırılmış bir radius görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu relation'ları iyi bilin arkadaşlar. Bakın tanjantlık var. Burada da bir tanjantlık var. Bunlar önemli çünkü bakın burada ee, bir vertical'lık var. Burada bir horizontallik var. Burada horizontallik ve burada da bir vertical'lık var. Yani yataylık ve dikeylik olduğunu söylüyor. Burada da iki tane tanjantımız var. Hatta şu en son çizdiğimizde de bir bakın bir coincidence'lık var. Yani çakışıklık var. Coincident diyor. Ee, bunun dışında tabi direkt üzerine gelip şu şekilde çizmek yerine arkadaşlar e, kenar seçerek de fillet çizebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz? İlk olarak belli bir kenarı seçmeniz gerekiyor. Örneğin ben birinci kenar burayı seçiyorum sonra gelip arkadaşlar burayı seçersem gördüğünüz gibi iki kenar arasında kalan köşeyi köşenin radiusunu kırıyor. Burayı mesela şu şekilde kırıp tamam diyorum. Bu arada tekrar yapacağım. Bu sefer bu aşağıdaki line'ı seçiyorum. Burayı seçersem bakın burayı kırıyor. Sağ altta e, sol altında mouse'un Sol altında kalan yeri kırıyor. Buraya girsem arkadaşlar mouse'un yine altında kalan yeri kırıyor. İstediğim yeri bu şekilde de seçebiliyorum. İster köşenin üzerine direkt gelip basın. isterseniz arkadaşlar ee, herhangi bir kenar seçin. Sonra gidip diğer kenarı tekrardan seçin. Seçeceğiniz yani kıracağınız iki kenar arasında kalan kısmı. Buraya geldiğimizde arkadaşlar ee, Keep Constraint Corner değil de Dimension Inch Fillet komutunu göstereceğim. Şimdi burası açık değilken ben burada burayı seçtim bir tane daha seçeceğim. Bu arada bakın CTRL'yi kullanmıyorum. CTRL'yi e, herhangi 3-5 yapı e, seçerken kullanıyorsunuz. Şu an yapı içerisinde değilim. Sadece entities to fill it komutunun içerisinde. yani burasını doldurmak istediğim için arkadaşlar. CTRL'yi kullanmama gerek yok. Bu köşeyi seçtim. Bu köşeyi seçtim. Bakın dimension iç fill it e, sekmanı açık değil. Bir de burayı ve burayı seçtim. Tamam dedim. Bakın sadece bütün radüsler kırıldı. Bütün radyüslerin değeri aynı. Fakat sadece tek bir Dimension sağ alt tarafta kalan yerde arkadaşlar veriliyor. Doğal olarak bunların hepsinde değerlerin verilmesini istiyorsanız şu şekilde. Yani radyüsünün 5 olduğunu 5 mm olduğunu hepsinde yazmasını istiyorsanız şu şekilde kırmanız gerekiyor arkadaşlar. Dimension iç filet komutunun açık olması gerekiyor. Gelip arkadaşlar e, teker teker seçmek istemiyorsanız eğer. Şu şekilde de bakın mouse'umun sol tuşuna tıklıyorum. Hepsini gelip şöyle bir kare içerisine alıyorum. Ve hepsinin seçildiğini görüyorum. Ondan sonra OK'ye basıyorum. Bu arada şöyle yapalım. Tamamını bir silim. Bu şekilde bu arada bakın yavaş ve hızlı şekilde bu dikdörtgeni açtığınızda arkadaşlar yapı bozukluğuna uğrayabiliyor. Mesela ben şuradan çekersem bir anda bakın nereye geliyor. Ama bunu zannetmeyin ki sadece buradaki... Sağ tarafta kalan iki kenarı alıyor şu an Sol taraftakileri de alıyor Gördüğünüz gibi mouse'u bıraktığımda sol taraftakileri de aldığını görüyorsunuz tekrar yapacağım arkadaşlar daha iyi anlayın diye Sakın Bunu böyle e, Mouse'un sol tuşuna basıp şöyle hızlı çektiğinizde bak, bakın mesela dikdörtgene dik bakıyoruz Sol üst köşesini şu an almamış gibi görünüyor Ama normalde aldı arkadaşlar çünkü bu sizin e, Bilgisayar hızınıza ve SOLIDWORKS hızınıza e, Bağlı olarak değişiyor yani bu şekilde aldığınızda zannetmeyin ki sol üstteki köşeyi almıyor. Hayır alıyor arkadaşlar. Çünkü bu e, hız yetişmesiyle alakalı bir şey. Bastığımda bıraktığımda zaten buranın da seçili olduğunu görüyorsunuz. Örneğin 5 mm diyorum. Dimension ish fillet komutum açık arkadaşlar. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi bütün radyuslarım arkadaşlar tanımlı halde buraya geliyor. Yani bütün radyuslarımı görebiliyorum. İstersem de üzerine basıp değiştirebiliyorum. Bu çizimden şu şekilde çıkacağım. Videoyu küçük bir bilgilendirme için kesiyorum arkadaşlar. İlk olarak kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. İkinci olarak ise izlemiş olduğunuz videonun çok daha fazlasını akademimizin hazırlamış olduğu kurslarda bulabilirsiniz. Profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlanan, gerçek zamanlı projeler ile desteklenen ve sonunda sertifika sahibi olabileceğiniz kurslarımızı videonun altındaki açıklama kısmına ekliyoruz. Önemli bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkler üzerinden kurslarımızı büyük indirimler ile çok daha ucuza satın alabilirsiniz. İndirimler sadece linkler üzerinden satın alımlarda gerçekleştirilir. Dersimize tekrardan devam edelim arkadaşlar. İyi dersler dileriz. Ee, tekrardan toplayını biz bir skeç açalım arkadaşlar. Ee, Manos'un sağ bası şöyle aşağı indirip yine bir corner rectangle çizimine devam edelim bu arada şunu da göstermedim merkez noktamızdan olan şeyi gösterecektim unuttum onu hemen burada göstereyim şimdi arkadaşlar tekrardan bir radyüs komutuna gelelim şimdi burada radyüs komutunu kıracağınız zaman bakın iki tane siyah line görüyorsunuz birisi burada birisi de burada arkadaşlar bunlar siyah olduğu için tanımlı olduğu belli zaten yani belli bir relation'ı var merkez noktasıyla veya sabit bir şeyle doğal olarak bunlar siyah şimdi ben gelip burada arkadaşlar radius kırarsam mesela şurayı kır dediğimde bana SOLIDWORKS bir şey diyecek. Bir hata gösterecek. Diyecek ki ya diyecek e, burada bir kesişim var diyecek coincidence'lık var diyecek. Sen burada diyecek e, bu radyüsü kırarsan bu coincidence'lık kalkacak emin misin diye bana soru soruyor. Bunun farklı bir şey olduğunu algılamayın diye söylüyorum. Tamam dediğimde yine arkadaşlar e, radyüsümü şu şekilde tamam dedikten okey dedikten sonra kıracaktır SOLIDWORKS. Bunun dışında Sketch Fillet komutumuzun dışında Sketch Chamfer komutumuz var arkadaşlar. Sketch Chamfer komutuna geldiğimizde burada 3 adet yapı meydana geliyor. 3 adet yapımızın olduğunu görüyoruz. Angle Distance, Açı Mesafe, Distance Distance, Mesafe Mesafe, Equal Distance, Eşit Mesafe anlamında. Şimdi bunu arkadaşlar mesafe mesafe ve equal distance yapıp şu köşeye gelip 10'ar milimetre kırmalarını istediğimde şu şekilde. Mesafe ve mesafe olacak şekilde. Mesafe mesafe çünkü distance distance ayarlı arkadaşlar burada. Equal distance da eşit mesafe. Yani burası 10 burayı da 10 yap diyor. Ee, bize SOLIDWORKS. Bu arada bu yanlarında gördüğünüz şu kırmızı e, sonsuzluk işareti gibi görüyorsunuz sanırım bunu. Kırmızı sonsuzluk işareti arkadaşlar şu anlama geliyor. Equal distance olduğu anlamına geliyor. Yani eşitlik olduğu anlamına geliyor. Ben buradan gelip. Örneğin equal distance'ı kapatalım. Bu sefer de arkadaşlar D1 ve D2 mesafeleri yani distance 1 ve distance 2 mesafelerini vermek zorundayım. Distance 1 10 olsun. Distance 2 de şöyle 15 mm yapalım. Buraya arkadaşlar gelip şu köşeye tıkladığımda ona 15'lik bir yapı kırıyor arkadaşlar. Fakat biz bu yapının şöyle 10'a 15 değil de mesela buranın 15'e buranın 10 olmasını istiyoruz. O zaman ilk mesafelerimizi seçeceğiz arkadaşlar. Nasıl seçeceğiz? Aynı demin kenarları seçtiğimiz gibi. D1 dediği kısım arkadaşlar, birinci distance yani seçmek istediğiniz birinci kenar. Buradan 10 mm kırılmasını istiyorsanız mesela şu köşeyi kıracağım. Buradan 10, buradan 15 kırılmasını istiyorum. Şöyle yapacağım arkadaşlar. D1 10 kırılacak. D2'yi seçerken de arkadaşlar 15 kırılacağını biliyorum ona 15 bu şekilde kırılıyor dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar Sonsuzluk işareti bu iki Distance'lı şanferlerde Pah kırmalarda yok arkadaşlar çünkü Bunlar Equal Distance olduğunu anlatıyor aklınızın bir yerinde bulunsun Bunun dışında Şöyle bir şey var arkadaşlar Equal Distance'ı da anlattık Angle Distance kısmımız var Angle Distance kısmımız da arkadaşlar yine derece ve mesafe anlamına geliyor. Birinci seçtiğiniz yer e, mesafe, ikinci seçtiğiniz yerde dereceden kırıyor. Örneğin arkadaşlar bunu da şunda yapalım. Örneğin gelip sadece direkt yine e, köşe noktasını tutup kırabilirsiniz. Mesela 10 mm'ye 45 mm kırdı. Veya arkadaşlar gelip buradan... Mesela 10 milimetreyi buradan kırmasını istiyorum. 45 dereceyi de buraya döndürmesini istiyorum. şuraya Doğal olarak 10 milimetreyi buradan kırıp 45'e buraya döndürmesini istediğimde gördüğünüz gibi 10 milimetreyi benim seçtiğim birinci yerden 45 derecede ikinci seçtiğim kenardan bu şekilde kırıyor arkadaşlar. Sketch fillet ve sketch chamfer komutları bu kadardı arkadaşlar. Bu arada bu iki yapıyı çok fazla kullanıyoruz. Haberiniz olsun. Bu iki yapıyı iyi öğrenin. Bir tanesi radius kırma, bir tanesi pah kırma olarak geçiyor. Açıkçası Türkçesi basit komutlar ikisi de. O yüzden iyi bir şekilde öğrenin. Zaten alıştırmalarımızda pekiştireceğiz bunları. Bir sonraki derslerimizde tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you for watching!